Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Tığ işi güzel bir şapka modeli yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bugün şapka anlatımını bir yaş baş ölçüsüne göre yapıyorum arkadaşlar. Siz yeni doğan bebeği de yapabilirsiniz. Daha büyük çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Yetişkinler için kendiniz için de yapabilirsiniz. Şapkanın örgüsü çok kolay. Buradan sihirli halka içine trabzanlar yaparak başlıyoruz. Bu trabzan sayısı yapacak olduğunuz baş ölçüsüne göre daha az veya daha çok olabilir. Nasıl büyük veya küçük yapacağınızı videonun içerisinde ben anlatıyorum arkadaşlar. Ben bugün sarı beyaz renk kullanarak hem kız bebekler için hem de erkek bebekler için yaptım. Siz bunu istediğiniz renkleri kullanarak hem kız bebekler için hem de erkek bebekler için yapabilirsiniz. Şapkanın örgüsünde iplik olarak sarı ve beyaz rengi kullandım dedim bakın arkadaşlar bu şekilde bu iki ipliği kullandım. Sarı renk olarak Nakolux Minnoş Baby ipliğini kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gramda 340 metre yazıyor. Bu iplikten çok az miktarda kullandım arkadaşlar. Beyaz iplikten de öyle. Hırkadan kalan ipliklerle bu şapkayı yaptım. Bakın böyle güzel bir de hırka yaptım takımı oluşturdum ben arkadaşlar. Siz de bunun gibi güzel bir takım yapmak isterseniz bu hırkanın anlatımını da ben YouTube kanalıma yükledim. Sizler için bu hırkanın olduğu YouTube linkini bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlediğiniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan tığ işi bebek hırkası linkine tıklarsanız bunun gibi güzel bir takım yapabilirsiniz. Tığ olarak da bu şekilde bakın 5 numara 3 milimetrelik tığ kullandım. Siz daha küçük tığ kullanırsanız benimle aynı sayıda da yaparsanız yaptığınız şapkanın ölçüsü daha küçük olacaktır. Daha büyük numaralı tığ kullanırsanız da şapkanızın ölçüsü benim yaptığımdan bir ölçü daha büyük olacaktır. Bak, örgüye başlamadan önce ölçüsünü de söylüyorum fikriniz olsun. Bakın buradan genişliğini ölçüyorum. 21 santimetre. Bu da 42-43 cm baş çevresine eşit arkadaşlar. Yüksekliğini ölçüyorum. Bakın şu şekilde ölçüyorum. 18 cm yükseklik var. Bugün bir yaş için anlatıyorum. Siz farklı ölçülerde yapmak isterseniz. Bebekler için olan standart baş ölçü tablosunu ben hazırladım. Bu videonun açıklama bölümünü ekliyorum. İzlediğiniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan tabloya göre yüksekliğini ve genişliğini bebeğinizin baş çevresine göre ayarlayarak istediğiniz büyüklükte bu şapkayı yapabilirsiniz. Hazırsanız hep birlikte bu güzel şapkanın örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık konuma getirirseniz Kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olacaktır. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Şapkanın örgüsüne sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı bakın bu şekilde yapıyorum yavaş gösteriyorum arkadaşlar parmağımın üzerine bu şekilde ipliği doladım burada görünen bakın ilmekten ilmek alıyorum yavaşça parmağımdan çıkarıyorum burayı tutuyorum bakın bir zincir yaptım sağlamlaştırdım bu sihirli halka oldu bu sihirli halka içerisine trabzanlar yapacağız iki zincir yapıyorum. Sihirli halka içine 20 trabzan yapıyorum. Şu şekilde bakın trabzanlar yapıyorum. 20 trabzanı yapalım. Sihirli halka içine trabzanları yaptım. Bu iki zincir yaptığımda bir trabzan olacak arkadaşlar. Bakın bununla birlikte 20 trabzan oldu. Sayalım. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Sihirli halkayı bakın burada birleştiriyorum. Şu şekilde sıkıca çektim. Bakın ortayı birleştirdim. Bu ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bu ipliği de üste tutuyorum. Arada kaybedeceğiz arkadaşlar. Bakın. Ben bugün bu şapkayı bir yaş bebek için yapıyorum. 20 trabzan yaptım. Siz bu şapkayı 0-3 aylık arası bir bebek için yapacaksanız 12 trabzan yapmanız yeterli olacaktır. 3-6 aylık arası bebekler için yapacaksanız da 16 trabzan yapmanız yeterli olacaktır. Ben 1 yaşı bebek için yapıyorum. 20 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada arttırmalar yapacağız. Her trabzana bir düz trabzan yapacağız. Bir boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bu iki zincir yaptığımda bir trabzan. Bakın bu iki zinciri görünen trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İkinci trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın bu trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bunu biraz uzatarak yapıyorum bakın. Trabzanın üzerine bakın. Burada görünen şu trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum aynı trabzanı bir de boşluktan alarak trabzan yapıyorum şekilde görüntüsü oluyor bir trabzana bir düz trabzan yapıyoruz arttırma yapmak için bir de boşluktan alarak trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar devam edelim bu sırada bir düz trabzan yaptım bir boşluktan alarak trabzan yaptım bakın her trabzana iki trabzan yaptık Arkadaşlar bu sihirli halka içine 20 trabzan yapmıştım bu bir sırada toplam 40 trabzan oldu her trabzana bir düz bir boşluktan alarak yaptım. Arttırma yaptık. Bu sırada toplam 40 trabzan oldu. Bu ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın tığ ilmeğe takıyorum. ilmek aldım. Çektim tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Bir sıra sık iğne yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğneler yaparak bakın tamamladım. Son ilmeğe de bir sık iğne yaptım. Bu ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Bu bir sırada toplam 40 sık iğne var. Siz bu şapkayı 0-3 aylık bebek için 12 trabzan ile başladıysanız bu sırada 24 sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. 3-6 aylık bebek için yapıyorsanız da 16 trabzan ile başlamışsınızdır. Bu sırada 32 sık iğne olması gerekiyor. Bu sıradan itibaren ben renk değiştiriyorum. Ben sarı ve beyaz renkli bir şapka yapıyorum bugün arkadaşlar. Bu iki rengi kullanıyorum. Siz isterseniz tek renk devam edebilirsiniz veya rengarenk de yapabilirsiniz. Beyaz renkli ipli alıyorum. Bakın ilmeğin rengini beyaz yapacağız burada. Şu şekilde ilmeğin rengini beyaz yaptım. Sağlamlaştırdım. Bir zincir yapıyorum bu ilk ilmek içine bir trabzan yapıyorum bakın aynı bak düz trabzan görünüyor burada bunu boşluktan alıyorum uzatıyorum arkadaşlar uzatarak trabzan yapıyorum bir trabzan yaptım bu bir alt sırada bakın boşluktan alarak yaptığım bir trabzan vardı bunun üzerine bir trabzan yapıyorum Buna bir trabzan yaptım. Bu bakın düz yaptığım trabzan var. Bu sırada. Bunu boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Aynı trabzanın bir de üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada tekrar arttırma trabzanı yapıyoruz. Üzerine trabzan yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. Tekrar aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu sırada bütün arttırmaları yapıyoruz. Başka arttırma yapmayacağız arkadaşlar. Bakın bu bir alt sırada boşluktan alarak yaptığım bir trabzan var. Bunun üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanı bakın boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Aynı trabzana bir trabzan yapıyorum. Tekrar boşluktan alarak bir trabzan yapıyorum. Bakın bu düz yaptığımız tırabzanları bir alt sırada düz yaptığımız trabzana bir boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir trabzana üç trabzan yapmış oluyoruz tığın üzerine iplik alıyorum bakın bu bir alt sırada boşluktan alarak yaptığım trabzan var bunun üzerine bir trabzan yapıyorum bunda arttırma yapmıyorum bu düz yaptığım trabzan üzerinde arttırma yapacağız Bakın bu düz yaptığım trabzan var bunu boşluktan alıyorum bir trabzan yapıyorum uzatıyorum bakın arkadaşlar tığın üzerine iplik alıyorum aynı trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar bu boşluktan alarak yapmıştım bakın. Aynı şekilde boşluktan alarak bir trabzan daha yapıyorum. Bakın bir trabzan üzerine 3 trabzan yaptık. Şöyle bakın arkasına çevirerek yaparsanız daha iyi anlaşılır. Bu boşluktan alarak yaptığım trabzanın üzerine trabzan yapıyorum düz yaptığım bu trabzanı boşluktan alıyorum bir trabzan yapıyorum aynı ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum bakın tekrar boşluktan alarak trabzan yapıyorum bu boşluktan alarak yaptığım trabzanın üzerine trabzan yapıyorum Bir defa daha gösteriyorum arkadaşlar. Bakın düz trabzan var burada. Bunu boşluktan alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Aynı trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar boşluktan alıyorum bakın. Bir trabzan yapıyorum. Bu bakın boşluktan alarak yaptığım trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum bu şekilde oluyor. Bu bir alt sırada boşluktan alarak yaptığım trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın bu düz yaptığım bir trabzan var. Şöyle göstereyim bakın. Şu düz trabzanın üzerine bir boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe bir düz trabzan yapıyorum. Tekrar boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda yine bu düz yaptığım trabzanı bir boşluktan aldım, bir üzerine trabzan yaptım, tekrar bir boşluktan alarak trabzan yaptım. Burada bakın bir ilmek kaldı, boşluktan alarak yaptığım trabzanın üzerine. En son boşluktan alarak trabzan yaptım. Bunun üzerine bir düz trabzan yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Aynı trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu ilmek ile ilk yaptığım ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bakın bu iki zincir yaptığımda sıra başında ters tarafta görünen trabzan oldu. Bu sırada son arttırmaları yaptık arkadaşlar. Benim bir sırada toplam 80 trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne sırasındayız. Yine beyaz renkli iplik ile sık iğne yapıyorum. Bakın ilk ilmek içine sık iğne yaptım. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar sık iğneleri yaptım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sırada toplam 80 sık iğne oldu. Arttırmaları bitirdik. Artık örgüye bu 80 ilmek ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bu büyüklükte bir şapka olacak. Bu şapkanın örgüsü de 80 ilmek ile devam ettim. Bir yaş bebek için yaptım. Sizin eliniz çok sıkıysa yaptığınız ölçü biraz daha küçük olacaktır. 6-12 aylık bebek için olur. Bakın şu beyaz bölümü yaptık. Şimdi sarı renkli bölümdeyiz. İpliği kesmiyorum. Buraya kadar bakın bu sırada keserek gösterdim. Burada ipliği kesmeden örgüye devam edeceğiz. ilmeğin rengini sarı renk yapıyorum. İpliği kesmedim. Bakın beyaz ipliği burada bekletiyorum. Sarı sıradan sonra tekrar beyaz renkli iplik ile devam edeceğiz. Bu sırada bu boşluktan alarak yaptığım trabzanların üzerine düz trabzanlar yapacağız. Bu düz yaptığım trabzanların üzerine de boşluktan alarak trabzan yapacağız. İlk bakın boşluktan alarak yaptığım trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu düz trabzanı bakın burada görünen düz trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Uzatarak trabzan yaptım. Bakın bunun üzerine düz trabzan yapıyorum. Bu düz trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu trabzanın üzerine bakın. Trabzan yapıyorum. Düz trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. boşluktan alarak yaptığım trabzanın üzerine trabzan yapıyorum bu şekilde arkadaşlar düz trabzanları boşluktan alarak trabzan yapıyoruz boşluktan alarak yaptığım trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım son bakın boşluktan alarak trabzan yaptım sıra başında düz trabzan yaptım sıra sonunda boşluktan alarak trabzan yaptım Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bu beyaz ipliği de bakın tığın üzerine alarak üste çıkartıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın ters taraftan görüntüsü böyle. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne sırasındayız. Her ilmeğe bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Beyaz renkli ipliği bakın burada bekletiyorum. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar sık iğneleri yaptım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Görüntüsü böyle oldu. Bu bir sırada toplam yine 80 sık iğne var. Burada ipliğin rengini değiştiriyorum. Bakın sarı renk ipliği bekletiyorum ilmeğin rengini beyaz renkli yapıyorum. Şöyle çektirdim. Bakın. Bir zincir yaptım. Sağlamlaştırdım. Bu sırada yine bu trabzan sırasını yapacağız. Bu boşluktan alarak yaptığım trabzanın üzerine trabzan yapacağız. Düz yaptığım trabzanı boşluktan alarak trabzan yapacağız. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bakın bu trabzan boşluktan alarak yaptığım trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum düz trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum bu bakın boşluktan alarak yaptığım trabzanın üzerine trabzan yapıyorum düz trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum bu trabzanın üzerine trabzan yapıyorum Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırada bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanların üzerine trabzan yapalım. Düz trabzanları boşluktan alarak trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda ilmek kaydırması yapıp birleştirelim. Bir sıra sık iğne yapalım. Diğer renge geçiş yapalım. Siz tek renk yapıyorsanız bu renk değiştirmenize gerek yok. Tek renkli örgüye devam edebilirsiniz model bir sıra trabzan sırasından bir sıra sık iğne sırasından oluşuyor arkadaşlar bakın bu şekilde 80 ilmek ile şapkanın örgüsüne devam ediyoruz siz de yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre bu 80 ilmek ile şapkanın örgüsüne bir sıra sık iğne bir sıra trabzan sırasını yaparak devam edelim şapkanın örgüsünde model sıralarını tekrarlayarak ben tamamladım kaç sıra yaptığımı sayıyorum arkadaşlar bakın her renk ile bir model sırası yapmıştım sarı renkli iplikten başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra model yaptım en son sarı renk ile bir model sırası yaptım bakın trabzan sırasını yaptım sık iğneleri yapmadım santimetre olarak da ölçüyorum başlangıçtan itibaren ölçtüğüm zaman 17 cm yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz daha büyük bir iki yaş arası bebek için Çin yapıyorsanız daha yapabilirsiniz. Bakın sıra sonunda ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştirdim. Burada ipliğin rengini beyaz yapıyorum. Bakın ilmeğin içinden beyaz ipliği geçirdim bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilmek üzerine sık iğne yapıyorum sık iğne sırası yapacağız beyaz renk iplik ile sarı renk iplik ile yapmıyorum beyaz renk iplik ile bir sıra sık iğne yapıyoruz her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum Örgünün bakın düz tarafı burası. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın. Bu sırada örgünün ters tarafından bir sıra sık iğne yaptım. Beyaz renk iplik ile yaptım. Beyaz renk ipliği burada kesiyoruz arkadaşlar. Sarı renkli ipliğe geçiş yapıyoruz. Şu şekilde ilmeğin rengini sarı renk yapıyorum bir zincir yapıyorum sağlamlaştırdım örgüyü çeviriyorum bu sırada trabzan sırası yapacağız bir zincir daha yapıyorum iki zincir oldu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum bu keste, keseceğim ipliğim bakın ben kestim bunu da içeride tutuyorum Her ilmeğe bir trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk yaptığım bakın bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu iki zincir yaptığımda bir trabzan oldu arkadaşlar. Görüntüsüne bakalım. Bakın bu şekilde oldu. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada bu trabzanları bir düz bir ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapacağız. İlk trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan trabzan yapıyorum. ters taraftan bakın şu şekilde boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz görüntüsü böyle görünüyor bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanda bakın düz taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım. Bu ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu sıra başında iki zincir yaptığımda bakın ters tarafta görünen trabzan oldu şapkanın görüntüsüne bakalım bakın arkadaşlar böyle oldu bu sırada tekrar bir düz bir ters trabzanlar yapacağız bunları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapacağız 2 zincir yapıyorum İlk bakın bu trabzan düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk görünen bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın görüntüsü böyle arkadaşlar. Şapkanın şekline tekrar bakalım. Bakın bir sıra trabzan sırası yaptım bir sıra bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaptım Bu sırada da nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yaptım 1 2 3 sıra göründü Siz bu şapkayı küçük bebekler için yapıyorsanız bu üst sıra yeterli olacaktır Ben bir sıra daha nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum 2 zincir yapıyorum Düz gördüğümü düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta gördüğümü ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum İpliği kesiyorum şapkanın örgüsünü tamamladım arkadaşlar kestiğim ipliği şu şekilde örgünün ters tarafından içeriden çekiyorum bakın birleşim yaptığım yerin görüntüsü böyle bakın. şapkaya bakalım bakın arkadaşlar bu şekilde oldu çok güzel oldu bitmiş olarak ölçüsünü ölçüyorum tekrar genişliğini ölçüyorum bakın buradan genişliğini ölçüyorum 21 santimetre yüksekliğini ölçüyorum başlangıçtan şu şekilde düzgünce ölçüyorum ölçtüğüm zaman 18 santimetre. Bu da bir yaş bebek için güzel bir ölçü oldu arkadaşlar. Birleşim yaptığımız yerlerin görüntüsü böyle. Burayı bebeğin başının arka tarafına getirebiliriz. Bakın çok kullanışlı ve güzel bir model oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık konuma getirirseniz kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olacaktır. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.